Evet arkadaşlar, Hayali Balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir süredir denemediğim yere geldim. Sabah suyunda yine Surnia Elf Aji 0.65 gram atarlık amaşımla Sterilla binlik makine üzerinde 12 kanı 0.4 pi ipiyle denemeler yapacağım. Biraz böyle ufak tefek su üzerinde hareketlilikler var. O yüzden su üzerine yakın çekeceğim silikonu biraz. Sonrasında dibe indireceğim. Bakalım şeyler alabilecek miyiz? Sizler de video başlarken kanalıma bir tık yapıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de beğen tuşuna basarsanız videonun vuruş geldi alamadı. Videonun izlenilmesi açısından önemli oluyor. O kadar. Şimdilik bana rast gelsin. Sizlere de keyifli seyirler. Var mı saldırı? Su üzerinden getirirken sanki hareket olacak gibi geliyor ama su üzerinde denedin mi? Ben dipten bir zıplatacağım, sonra kaldıracağım. Üzerine hareketlilikler var. Bakalım, biz de hemen kaldıralım üzerine. Lipten vuruş gelmedi. Aldım. Evet. Salıyorum. Bakmak lazım baba. Normalde Temmuz sonunda falan açılıyordu burası. Oraya mı bakacaksın? Ah, aldım. Evet arkadaşlar, balığımız geldi. Şöyle bir güzellik. Hemen salıyorum.
Uzakta mı yakında mı? Aha ben de aldım. İleride. Ufak, bu bayağı ufak. Şöyle gösterelim mi? Şuradan sıyırayım arkadaşlar. Falan böyle şey için atlıyor. Ya yumurta dökmek ya da keyif, böyle keyif atlayışı gibi. Bak tam sebebi nedir ama bilmiyorum da. tam şey, balık Aldı. alacak alacak dökme bence. Daha önceki avlarda hep burada bir büyük geliyordu. Evet, geliyordu. Bugün gelecek mi? Şu an ufaklar geliyor. Ya bunun yavruları varsa büyükler de buradadır. Bu bölgede çok. Salıyorum. Genelde ilk attığım yerde vuruş alıyorum ben de. Balık bayağı demek ki ortalarda. Diğerinde. Ben de bak kestirdim diye şey ya. Bu kamıştan mı acaba? Tabii canım şu halkalardan. Halkalar şey oluyor. Ne oldu? Peki oluyor. Abi temizledim onu ben de yanlışım için. Gerçi o şimdi şeye de bağlı. Geçen kaya veren türlüydü mesela. Şimdi şu atıştan sonra baktım yeşil yeşil kaldı. İşte. Evet. Bekleniş ağır geliyor. Prostes falan falan. Hı? Bekleniş ağır geliyor. Prostes falan. Bayağı bu ya dümdüz geldi de şimdi basmaya başladı. Çok büyük değil. Ufak bir şey de. Taşlara taşlara gitti bir anda. Evet arkadaşlar. Salıyorum bunu da. Bir yem değiştirelim bakalım. Ne oldu? Yine bir şeyler. Bak kışın düşüyor bak. Görebiliyor musun? Hı hı. Göremedin mi? Hemen şurada bak. Arkasında mı? Geliyor.
Evet, kıyıda atladı. İleride buluş alamadım Şetra ile. Kıyıda yakaladık. Bakalım. Bu dostluğa attığım anda vuruyordu ileride. Birkaç daha deneyelim. Çok ufakmış bu da ya. Baksanıza. Salıyorum. Evet, burası derin arkadaşlar. İnmedi daha. Yani söylenene göre zaten en derin yeri 35 metre buranın. Burası da inişine bakarsam 20 metresi var rahat. Şimdi indi. Hop. Vuruş gelmiş. Evet. Balık bayağı ileride. İlk attığımda bakın 3-4 vuruş aldım. Çekince vuruşlar kesiliyor. Orada bir boşluk var. Sonra kayalık bölgeye gelince bir daha başlıyor. Kayalık bölgede takılma riski yüksek olduğu için havadan daha kuyruk aksiyonu yaparak düz bir sarımla çekiyorum. Evet, her atıştan sonra da bir kontrol etmek lazım. Bazen bak kayıyor. İğne silikona bağlı. Bu sene de arkadaşlar yağış olmadı çok fazla. Yani ben şu an olta attığım yere Temmuz sonundan önce gelemiyordum. Şu an Haziran'ın sonundayız. Ama buralar açılmış, su çekilmiş ki bu gölde sulama yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Ona rağmen bu halde yağış lazım. Vuruyor. Aldık. Güzel bir pörç desenleri. Bakın. Çok güzel bir balık. Hadi bakalım. Böyle tehlikeli bir şey ama
Bazen şöyle ağaçların direkt arasında da olur o balık. Evet, peşinden geliyorlar. Çok ufaksınız ama siz. Arkadaşlar lütfen. Lütfen şu görüntüleri görmesek artık ya. İnsanlıkla nasibinizi almadınız mı ya? Ne güzel doğa var. Geliyorsun, yiyip içiyorsun, keyfini alıyorsun. Çöpünü giderken sadece yanında götüreceksin. Bu kadar basit bir şey. Bu niye bu kadar zor geliyor anlamadım ki. İnsanlarımıza. Böyle manzara görünce işte insanın morali bozuluyor. İzleyen insanlara seslenebiliyorum ben sadece. Ama şu an şu videoyu izleyen insanlar, arkadaşlar en azından çöp toplayacağız. Yani bir yanımıza sadece evi çöp poşeti getireceğiz ya da çoğu yerde zaten çöp kutuları var. İki adım atıp oraya atacağız. Ve bence bu konuda en önemli şey, aramızda anneler babalar da vardır. Lütfen çocuklarınıza ilk vereceğiniz eğitim genel böyle insanlık eğitimi, ahlak eğitimi olsun. Diğer şeyleri boş verin. Matematiği bile boş verin. Önce nasıl insan olunması gerektiğini anlatın çocuklarınıza. Var mı orada hareketlilik? Evet, dibe inmesini bekliyorum hala. Şimdi indi. Hadi aldı. Sen de gidiyorsun. Gel. Salıyorum arkadaşlar. Hemen de bir yem değiştirelim. Farklı bir yem deneyelim. Evet. Balıkların yemeği çok sevdiği fişap danta. Şu hareket var ya, bitiyorlar.
Güneş de daha tam doğmadı tabi. Benim attığım şapkantadaki koyu renk var elimde sadece. Çok iyi bir sunum olmayabilir. Yine de bir şans vermek istedim. Birkaç atıştan sonra değiştireceğim. Evet, vuruyor onu. Vuruş alıyor. Aldık. İşte doğru silikon olunca renk zor bile gözükse demin çok daha görünür. Bakın bir silikon atmıştım. Böyle vuruş alamazken buna balık atladı. Hop. Çıktı kendisi. Gitti. Aldık. Evet, vuruyor. Aldık. Bıraktı. Yine vurdu. Hadi. Oynuyor. Küçük balıklar aldık. Evet. Ah, bu bıraktı, yine aldı. Balıklar biraz küçük olunca kuyruktan oynuyor arkadaşlar. Şu hareket. Kuş sesleri çok dinlendirici gerçekten. Bugün sabah yine mesai öncesi 2 saatliğine geldim buraya. Ama işe gitme şevki veriyor size burası. Bazen çalışma şartlarımız gereği insan yoruluyor, sıkılıyor, gitmek istemiyor ama sabah böyle 4'te kalkıp balığa gelmek falan insana iyi geliyor.
şunun da farkında olmak lazım. Şükretmek lazım o konuda. Yani çok şükür ki böyle sabah erkenden mesai öncesi gelip yoklayabileceğim meralar var benim yaşadığım yerde. Birçok yerde, çünkü çok uzak mesafe kat etmen gerekebiliyor. Ben kolay ulaşabiliyorum. Burada memleketim Fethiye'de de yine gittiğim zaman bir işim olsa bile denizin hemen kenarındasın. Bu konuda şanslıyım. Şükretmek lazım. Hop. Kuş geldi. Evet, bu balıktan sonra bu silikonu da bir değiştirelim. Bu sefer Tiny Tickles deneyelim Z-Man'den. Gel bakalım. Ben bu balığı salıp silikonu değiştirirken sizler de bir tık yapıp abone olun arkadaşlar. Evet. Dipteki duruşuna bakar mısınız şu silikonu? Görünüyordur inşallah. Şurayı daha yakına getireyim. Bak. Tam dik duruyor. Çok güzel. Ufak vuruşlarda bile kuyruk oynatıyor. Gerçekten güzel bir silikon bu da.
yakında vurdu. Aldık mı? Aldık, bıraktı. Allah Allah. Dört tane çatal böyle kuyruk var arkadaşlar bu silikon ucunda. Şu an sanki balıklar sadece o kuyruğa ilgi gösterip o küçük kuyruk hareketine saldırıyorlar. Çünkü 4-5 kere vuruş aldım ama balık alamadım. Hemen bir silikon değişikliğine gidelim bakalım. Hop, aldık. İner inmez aldı. Kurtarıyoruz. Oo, arkadaşlar peşindeki balığa bakın. Bırak yemi hadi. Alacak, alacak. Almadı, almadı. Of 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 arkadaşlar. Atacağım önüne, önüne atacağım. Hadi, hadi. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. Of.
Valla balığın ağzındayken saldırdı. Of be. Bu seneki rekorum olabilirdi. Çok büyüktü arkadaşlar ya. Bir anda dedim neden bastı? Fark etmişsinizdir bir anda kalamı aldı balık. Normal gelirken. Büyük balık küçüğün ağzındaki yemi saldırdı. Evet arkadaşlar artık mesai saatim yaklaşıyor. Son bir atış yapıp gidelim. Sabah suyunda yine ince takımla ufak silikonlarla pörç avı denedim. Balık almak nasip oldu yine. Bazı zamanlarda balık çok nazlandı. Çok ufak vurdu. Silikon değiştirdik. Yine vuruşlar artmaya başladı. Böyle bir silikona bağlı kalmamak lazım. Farklı şeyler denemek lazım. Farklı gramajlara inip çıkmak lazım duruma göre. Meranın durumuna, balığın isteğine göre hareket etmek lazım. Son anlarda da ufak bir pörç yakalamışken o pörçün ağzındaki yeme çok güzel. Yani gerçekten direkt net tahmin etmem tabii çok zor ama 45 üstü bir pörç saldırdı. Hatta balık bıraktı yemi, yeme de bir hamle yaptı ama alamadı. Sonrasında gerisin geri gitmeye başladı balık. Alamasak da güzel bir aksiyon oldu benim için. İnşallah sizler de izlerken videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma bir tık abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Görüşleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz varsa da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Artık bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler arkadaşlar.